Yani Ben Ceylan onu daha doğrusu. altın geçti sanırım. Yukarıda elma var? Elma var. Ha. Elma her türlü işe yarıyor. Yedir. Ama Nefes alışı çok çok. güzel bir horluyor. Evet. İyi. Ben olsam elmayı alıyorum. Etrafından mı? Evet. Almana gerek yok. Ama canın azalınca kullanabiliyorsun onu. Bakalım. Yani bunlar var. Onlar da bir gün bitecek herhalde. Oyun o kadar mı uzun ya? Yok, 5 saat. Gerçekten kısa. Kardeşim, gitmek istemiyorsan ben eve Bir amacım eve dakika, kahve dönmekti, değil mi? değişmiş. Aynen. Güne sen söyle. Bir dakika, bu güneş batmadan önce bu küçük kuş daha tatlı görünüyordu da şey soracağım, bu karga değil miydi? Evet. Yani bilmiyorum. Kavga vardı galiba. Aynen. Çok ayıp. Çok ilginç. Bence daha güzel olmuş. Çocuk eve gitmek istiyordu. Acaba yukarı mı çıksam? Git bence eve. Çünkü yukarıda sembol vardı, o pembe saçlı kızın olduğu. Neyse, Tamam, merak bence et. eve git. Fazla merak. Bence eve git. Ben çünkü eve hiç gitmedim. Tamam, eve gidelim bak. Gitmedim. Cidden mi? Hiç, ben eve gideceğim. Yani neden fazla merakla şey olalım ki? Karşımıza çıkan şey öldürüyormuş Tavşanlar. falan. Acaba yolda fuck. Acaba Doji diyebilir misin? fakarlar. Efsane Dodger Erdem. Dodge skills, mate. 360 no Dodge scope. Mumla yakarım seni. Dojlamayı tavuklardan öğrenen Erdem. Legend of Bir dakika, Zelda. orada bir tane daha mı vardı? Evet, bir tane daha vardı. Mükemmel. Harika. Legend of Zelda'da tavuklara saldırınca sanırım... Abi sürü olarak da alıyorlardı. Evet, saldırıyor. Bir dakika. Köpek bizim köpek Köpek, değil mi? aynen. Squirtle. Koyu. Karga? Bir dakika, o daha güzel bir... Hayır. Wow, az önce ne yaşandı? What Abi. the? Bence kabus görürüz. Ana, aç kapıyı, bir şey mi oldu? İyi misin? Burada neler yaşandığını bulmam gerekiyor. Cini takip etsem iyi olur. Eminim ki tüm bunlarla bir bağlantısı var. Anne. Abi buradan sürüklenmiş. Bence bu ya annemiz ya da Spittle. Bunlar organ mı? Sanırım kusacağım. Bir dakika, şu kemiğin olduğu yere dedi bak. Köpek bize saldırmasın ya. Sanırım Ha, köpek. yok bir şey. Evin Aa. üstünden de kan atmış, gördün mü? Harbi mi? Görmüyor musun? Aa, evet. İlginç. Çok kötü ya. Aynen. Hiç böyle bir oyun olduğunu düşünmemiştim. Evet. Gerçekten. Buradan bakınca ne oluyor? Artık kuyu çekmek istiyorum lütfen. Kuyudan su çekerim 1000 yıl boyunca. Ama bunlar olmasın. Ya aa. Keçi mi? Bunları yine dojlamam gerekmiyor değil mi ya? İnşallah. Olmasın ya. Ya ama olmasın ya. Olma Belki ya. onlar seni görmediği sürece sıkıntı olmaz. Bir tane daha vardı yolda. Aynen. Cini takip eden. Cin bizim tek dostumuz. Etiki özlü. Evet. Mükemmel iki dost kadın. Aynen. Mahalle kavgasına giderdi. Beni takip edin dostlarım. Yukarıdan buradan. Yani. Cücüf cüf 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 cüf. Evet. Evet, mekan değiştiği için keçiler yanımıza gelemedi. Çok mantıklı. Merhaba cin, anlat bakalım. Oh my god. Buradan giden pembe saçlı bir kız vardı. Artık hala giremiyorum. Niye var burada? Kelebeğe bak. Yani kelebek şey İşte oldu. buradaydı aynen. Aa, doğru. Ne haber kardeş? Anlat bakalım. İyi akşamlar pek kibar efendim. Hoş geldiniz. Oha, çok güzelsin ya. Merhaba. Neredeyim ben? Tenebre Kalesi'nin duvarları içerisindesin. Pek şanlı Korpio Kanor'un kalesi. Burada yakınlarda bir kontun yaşadığını bilmiyordum. Çocuk hala sakin ya. Şöyle o kadar şey. Efendim, naziklikte. Ödül töreni için hazırız efendim. Senin adın ne evladım? Bunun adı Hans efendim. Arkadaşlar ona kısaca Rıza diyor. Tek başına iki tane dank patlattı.
tam bir asker. Akşam benim odama gel de sana bir çokomel vereyim. Naziklik de her zaman üstünde. Belki de efendimin mirasını almaya gelmişsindir ha? Miras? Efendim, Komplo Kanor büyük zenginliğin adamı. Nüfuzu ve ikna ediciliğiyle yüzlerce anlaşmayı bağlar. Ama hastalığa yakalandığı için üzgün. Gençliği artık çok arkasında ve tüm bu zamanlar içerisinde mirasını alacak bir çocuğa sahip olmadı. Böylelikle bana büyük bir hazineyi hak eden asilzade bir genç bul diye talep etti. Demek istediğim Komplo Kanor bolca paraya ve paraya sahip ve onları sahiplenecek birini mi arıyor? Kesinlikle. Aslına bakarsan buraya bu sebepten ötürü geldiğini düşündüm. O yüzden bütün aileni öldürdüm. Sen bil ki ben bir uzak bir krallıktan gelen asilzadeyim. Kontun zenginliğini sahiplenmek için geldim. Tek seferde beni ona götür. Lütfen. Please. Hevesinize hayran kaldım efendim. Ama mülk edinmek istediğinizden emin olmak ve görevinizi öğrenmek için önce sizi efendime götüreceğim. Tahta değersiz bir asilzade aramıyoruz. Hırsızlar ya da cırlak çocuklar. İster miyiz efendim? Bu nedenle basit bir sınavı ele almanız gerekecek. Benim adımı tahmin etmelisiniz. Cin. Ne dedin sen? Bu gece adımı tahmin etmelisiniz. Eğer doğru tahmin ederseniz sizi bizzat kendim efendime götüreceğim. Pek şanlı Kont Lucanor'a. Sınavınızda başarılar diliyorum efendim. Kodlama kağıdı masaya bırakmayı unutmayın. YGS sonuçları açıkla. Şimdi eğer izin verirseniz ayrılmam gerek. Ne lütuf ama. Eğer adını tahmin edersem zengin olacağım. Abi çocuk annesini unuttu bir saniyede ya. Yok artık. Sen hala oradasın değil mi? Evet, çok saçma. Ahmet'le devam ediyoruz. Ve elini enseme attı. Ahmet'le derken. Pekala. En son annemizi unutmuştum. Sen hala. Takıldım abi, ne yapayım ya o kadar da. Bu... Biraz loot edelim ya. Şimdi şey, bu kapı kilitli. Evet şimdi şey. Aman tanrım. Bence... Bir dakika yalnız bunun olması bence iyi bir şey değil. Bence de. Demek ki bir şeyler olacak. Evet. Bu kapı da kilitli. Bence Hans'ın sesini sen yap. Fark etmez. Ya da ben devam edeyim. Hadi ben devam edeyim, öyle başladık. Aynen, öyle başladık, öyle bitirelim. De bunun olması cidden iyi bir şey değilmiş. Ne bileyim yani. Bu kapı kilitli. Yok ya, ben şey yapacağım direkt. İlk kapıdan girmeye çalışacağım. O da kilitliymiş. Kanalizasyondan geçebiliyorsun bence. Denedim de şey çıkmıyor, ha. İşaret evet, çıkmıyor. Ama bence yani öyle bir... Boşun olmaz. Bir şeyle açarsın bence orayı. Bence de bir şey olması gerekiyor. Sağlam değer var. Bence oradaki kapılar da kilitlidir. Bence de. Etik bir şey değilmiş. Beklemiyorum. O! İçine gir. Bir dakika, içine gir. Kapanıyor mu? Evet! Bu da hiç iyi değil. Jump scare mechanics. Biraz büyülü bildiğin yani. Girmeden biz açmadık. Direkt kendisi açıyor. Evet evet. Çok ilginç. Ve... Sandık. Büyük bir sandık hem de. Bir de bakıyoruz şey çıkıyor. Açılmıyor. Kilit 3 haneli kombinasyonu sanki. Bir tamam. Dakika, cin. Allah aşkına kim sandığına kendi ismini verir ki? Değil mi? Dedi ki ben. Zoe. Çeşme altınlarla dolu. Eğer senin yerinde olsaydım o altınlara ulaşmaya çalışmazdım. Karganın 7 uzun ayak takımı savaşçıyı sadece gagalayarak öldürdüğünü görmüşlüğüm var. Gerçeği söylemek gerekirse, karga sinirli gözüküyor. Tamam, zengin olmaktan vazgeçtim. Bir dakika, şu adam şey değil mi? Evet, o yolda karşılaştığımız adam. Evet. Ve para ver, gördün mü, yardım etmediğimiz insanlar daha da kötü oluyor. Altın sikke bırak, ruhunu kurtar. Ne? Senden bir altın sikke istiyor, delikanlı. Eğer çeşmeye bir altın sikke atarsan, o da senin ruhunu kurtarır. Ruhumu kurtarmak mı? Tamam da neyden? Ölümden. Tamam, hemen bırakıyorum kardeşim. Bence save olacak. Hey Bay Karga, al işte bir altın sikke. Lütfen ruhumu kurtar. Etki kazıklandı. Fena kazıklandı. Gerçekten save edecek bence. Ruhu kurtar. Garip, hiçbir şey fark edemedim. Ama umuyorum ki işe yaradı.
Artık bu her neyse. O adam orada altın sayıyor. Abi çok ilginç. Acaba bunun... Hey genç oğlan, ne yapıyorsun lan burada? Komutun servetinin peşindeyim. Hey, bu cinin adını bilme ihtimalin yok değil mi? Ben sadece buraya kalenin odalarına girmeye cüret eden talihsiz ruhlara eşyalarımı satmaya geldim. Çok uzun bir cümle. Ne demek istiyorsun? Git kendin bul. Zaten seninle karşılaşmışlığımız oldu. Sana bu anahtarı verebilirim. Mavi anahtarı aldım. Sanırsam daha önce hiç renkli bir anahtar görmedim. Niçin bu? Hayda, kafan biraz karışmış gibi duruyorsun. Kapılardaki bayrakları henüz fark etmedin mi? Hayır. Dört farklı renk var. Mavi, yeşil, kırmızı ve altın. O kapıları açmak için bayrakla aynı renkte anahtara ihtiyacın var. Ve bir de renk körü olmaman lazım. Dostum. Pekala. Şimdi ben de mavi anahtar var. Keşfetmeye başlayabilirim. Çok teşekkür ederim. Bekle ufaklık, acele etme. Eşyalarımı görmek istemez misin? Senin işine yarayabilirler. Peki, ne satıyorsun bunu kardeş? Birincisi altın bir anahtar. Bunu üst kattaki odalara girmek için kullanabilirsin. Anahtar sana 10 altın sikkiye mal olur. İkinci eşya mühürle sarmalanmış bir cinin harf mektubu. Harf sana 5 altın sikkiye mal olur. Sonuncu ve de bir o kadar önemlisi biraz mısır. Bir avuç mısır sana 3 altın sikkiye mal olur. Yemek mi yani? Bu arada kayalıklarda karşılaştığımızda bana yardım etmediğini hatırlatırım. Belki de eşyalarım için daha fazla para istemeliyim. Ya da boşver. Abi nasıl yardım edebiliriz? Bence ona yardım etseydin daha ucuz olacaktı bunların. Sanki. Bak. Bak teyze seni kandırdı. Evet. Onunla kaldın. Oyun. Pislik. Çok ilginç, gerçekten beğendim ya. Bunun altına da girebiliriz mi? Okullar küçük değiliz. Ah be. Hayır anlama, nasıl yardım edebiliriz? 3 altın sikke. Ne kadar yani? Bak. Mum al. Bence de. Haber gençler. Etiki kontu bulup öldürdük ve miras aldık. Ah şunları yakabiliyor musun? Kapı kilitli. Sanmıyorum ya. Bence şu, hayır şu altın şeyleri. Bilmem. Ay, aa ben... helal olsun. Zeki Ahmet. Bunları da yapıyor muyuz falan? Bütün kaleye alev verir. Bir dakika, bayraklara mavi göre bayrak giriyorduk değil mi anahtarı? Bende var mıydım abi? Vardı. Direkt girebiliriz bence o odaya. Bilmem, denemedim. Evet. Aynen. Kapat. Oh! Doğru görmedim izlerini. Bak senin gibi biri ve ikinci. Dikkat edin, bence buralardan düşebiliyorsun. Bu delik büyük değil mi? Eğer bir parça tahta olsaydı bu bir köprü olarak kullanır ve sandığa ulaşırdım. Evet. Sandık mı var? Galiba. Yalnız oyunu ben restart yapacağım. Tamam. Ruhunu yükle. Tenebre kalesini başlasam. Değil mi? Nasıl? Değil mi? Kocaman. Hayır! Mumu bıraktım. Duruyor Allah'tan. Evet. Ya kardeşim. No. Az daha sınıyorsun. Az daha gidiyordum harbiden. Hani bir de ilkine girdin, sonra ikincisine de girdin. Çok ilginçti gerçekten. Böyle tahta parçası koyacağız ama yine de bakalım şimdi. Buna bakmadan tahta çıkmıyordur falan. Bu neymiş? Ya! Oo oley. Oo, bir porsiyon ekmek aldım. Yemek gücümü geri kazanmak için harika bir yol. Sadece envanterimi açmalı ve eğilmeliyim. İsraf etmemek için dikkat etmeliyim. Dikkatli olmalıyım. Ne olursa olsun bazı yemekler diğerlerine göre daha fazla can yenilir. Keşke onun... Diğer başka çekmece yok mu? Sadece o mu var? Yani. Şey, el işareti çıkıyor zaten. Zaten her şey aynı. Aynen. Evet. Tek bir çekmece var. Acaba oraya nasıl gideceğiz? Oraya bence canımızı feda ederek gideceğiz. Aa, o yüzden ekmek var. Değil mi? Ama bir de oraya gidip... kasayı açamazsak. Yok buradan bence. Aynen. Bir altın sik ya. Oley. Aa evet. Aynen. Ama yine de açamayacağız bence. Açtık. Mektuplu gibi. Ne kadar da tuhaf bir mektup. Niçin kullanacaktık? Şey I bunun bir harfi. C'nin harfi. Aynen. Amacımız o
bütün harfleri bulmam. Bu ismi için mi? Aynen. Ya, ilginç gerçekten. Niye tahmin edemiyoruz? Etik öldü. Muhittin falan. Muhittin. Bütün geceden sabah kadar isim sayıyor. Muhittin. İyi uyu geçen böyle. Aynen. Hayır yani ilginç, gerçekten ilginç bir oyun. Yanlarındaki büyük hazineyle beraber 4 kişi gülüyor. Resme verilen not 4 kral. Bir dakika, 4 kral. Unutma. 4 kral. Burada da mı keçi var yoksa? Onunla mı saklanmamızı istiyoruz? 3 mum aldım. O 3 mum aldık. Güzel. Bence o bir tane sayılıyor. Bence de. Yo 5'te 3 şey oldu, 8 oldu. Ha, çekmece mi bir sayı? Ha, bence de. Yeşil. Bence şuradan falan bir yerden canavar çıkacak ya. Bence. Şimdi öyle bir his var. Yani eğer saklanma yerleri varsa. Bu bir lan. Bir dakika, bu başa dönmedik mi biz? Sanki. Evet. Yep. Aynen. Sağda da mavi yer var mıydı acaba? Sağ fazla gitmedik çünkü. Aynen. Çok yavaş yürüyor Hans. Evet. Hans sıkıcısın Hans. Aa mavi. Aynen tepki aynı anda. Dim dim boss falan. Aynen. Kardeşim yerdeki mumu alır mısın? Teşekkürler. Yere mum bırakıp geldi. Yere mum bıraktı ya. Ne kadar zekisin, diğer köşelerde de olduğunu tahmin ettin. Evet. Çünkü ben... simetri hastası oyun yapımcıları. Merdivenin bir parçası olsaydı merdiven kırılmış. Ulaşamadım. Yerine tak. Aynen. Bu nasıl üst... İşte bak biraz atletik bir insan olsaymış. Bu parmaklıklar sanda ulaşmama izin vermiyor. Bunları kaldırabileceğim bir tür cihaz olmalı. Cihaz. Bak kardeşim, teknolojiye bak. Kaç yılında yaşıyorsun? yaşadığı ev tahtadan değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Samanlıkta yaşıyordum. Yalnız harbi sen... Ne haber? Hey. Ha. Lan sen ne bağırıyorsun? Hücüme bir lütfen. Çocuk gibi görünen bir canavar. Ne? Ben canavar değilim. Bir çocuğum. Demek istediğim normal bir çocuk. Canavar gibi görünen bir çocuk. Ha? Tamam o zaman. Ne şok ama geldiğini duyamadım. Gizlilikte çok iyisin. Sen benden kaçmıştın. Affedersin. Adım Giulia. Giulia. Gola diyelim. Gülüyor. Gülüyor. Aynen. Gülüyor. Vaaay. Gülüyor evet. Merhaba ben de Hans. Bu karede ne yapıyorsun Hans? Kont Luka'nın servetinin peşindeyim. Ha. Desene iki olduk. Sen de mi cinin ismini bilmeye çalışıyorsun? Şu mavi yaratığı mı kastediyorsun? İşim olmaz. Ben kendi işime bakıyorum. Kontes olmakla falan ilgilenmiyorum. Ben sadece hazine için buradayım. Ha. Pekala. Ne de olsa ben bir hazine avcısıyım. Sen mi? O koyu mu? Şehirden şehire gidip hazineler hakkında bilgi topluyorum. Ama bu kolay bir iş değil. Birçok tehlike var. Yedi gözlü iblis canavarlar, cehennemden gelen kömür siyah yaratıklar, karnekeli yumurtalar, tüyler ürperten lanetler, iç organlarını dışarı çıkartan gaddar tuzaklar. Yani çok dikkatli olmalıyım. Zui! Ben de senin gibi bir hazine avcısı olmak istiyorum. Maceralara atılmak ve canavarlarla dövüşmek. Ben astronot olmak istiyorum. Eğer istersen birkaç tüyo verebilirim. Evet, lütfen. Senden öğrenmeyi çok isterim. Tamam, 10 sikke ver. Peki öyleyse, senin için bir hediyem var. Bu bir hazine avcısı için gerekli olan en önemli alet. 10... Mumlar. Şahsen bana bir kılıç ya da kendimi canavarlardan korumam için bir şey vereceğini düşündüm. Ne kadar? Burada çok oğlum mumumuz var. Ne yapacağız ki acaba? Hans niye bu kadar şey? Ne denir? Bencil. Değil mi? Abi 10 tane mum alıyor. Geberteceğim. Bir hazine avcısı savaşçı veya asker değildir. Biz savaşmayız. Gizleniriz. Bizler ihtiyatsız değiliz. Düşünürüz. Bir hazine avcısı büyük miktarda ganimeti minimum riskle elde eder.